Aradığım mutluluğu bir türlü yakalayamamış olan genç annemiz Çiğdem Sarıca ilk olarak psikoloğumuz Hasan Ersin'le buluşmak üzere yola çıkıyor. Merhaba Çiğdem Hanım. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bayağı güler yüzlüsünüz. Çok güzel bir görüntü bu bizim için. Ya normalde çok pozitif bir insanım ama yaşadığım şeyler gene de hani insanı ne kadar etkileyebilir? İçeriden etkiliyor ama yüzüme hiçbir şekilde yansıtmıyorum. İnşallah içeridekileri de toparlayacağız. İnşallah. Ve daha iyi olacağız. Ben öncelikle sizi dinliyorum. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Kısaca bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ben iki defa bir evlilik yaşadım. Kaç yaşında evlendiniz ilk önce? 19 yaşında evlendim. 20 yaşında anne oldum. 22 yaşında ayrıldım. Kaç yıl sonra evlendiniz? Aslında o zaman yaşım da 28 olmuştu. Yani kendimi güçlü hissetmek için, sonuçta her kadın arkasında bir erkek ister güçlü olması için. Ailemle yaşadım bir süre, sonra yalnız yaşadım. Ondan sonra maddi sıkıntılar oldu. Sonra tekrardan bir ailemin evine geçtim. Ama ben hep biraz ruh olarak yani özgürlüğüme düşkün olduğum için genelde hani aile yapısı değil, daha çok yalnız yaşamayı tercih ettiğim için hani bu yüzden aslında evlendim. Arkamda bir insan olsun istedim ama olmadı o da. Çiğdem Hanım'la güzel bir uyum yakaladık. Güler yüzlü bir hanımefendi, hayat dolu ama kendisinin de ifade ettiği gibi nihayetinde sürekli güçlü olmaya çalışmak, sürekli güçlü olmak bayanları daha fazla yoruyor. Ben Çiğdem Hanım'la yapmış olduğum görüşmeyi iki ana başlık altında topladım. Birincisi eş seçimi. Çünkü bu süreçlerdeki yaşamış olduğu eksiklikleri hayatına aldığı insanlar da tamamlamaya çalıştığı için bu kararı zaten yanlış olduğu için seçtiği insanlar da yanlış bir seçim oldu. Ve bu seçim sonucunda da yapmış olduğu evlilikten hiçbir zaman memnun kalamadı. Genç bir yaşta evlendiği halde ki evliliği de sorunlu. Yani mecbur kaldığı bir evliliğe maruz kalmış ki bu da sırf babası ve annesi, ailesiyle olan iletişimdeki kopukluktan ve o zaman o dönemde yaşadığı kaygılardan dolayı kendini ifade edememesi, daha 19 yaşındayken evlenmek durumunda kalmasına neden olmuş. Ve bu süreçte alınan karar ani bir karar olduğu için evliliğin de böyle bir şey olmadığını anlatabildiğimiz için ve bu süreci yürütürken de bireysel terapilerimize devam ederek gerçekten neye ne için karar verdiğimizi kontrol altına alacağız. Yapmış olduğu tercihlerin yanlış olmasından dolayı hayatını alacağı bir üçüncü kişiye, hayatını paylaşmak istediği bir insana nasıl güveneceğini bilmiyor. Haklı mı? Tabii ki haklı. Bu süreçlerde çalışacağımız konulardan birisi de bu olacak. Ablamın hikayesini sizden tek ricam, tekrardan yazmanızı istiyorum ve inanıyorum. Hasan Bey'e geldim. Gerçekten çok profesyonel bir psikolog. Gerçekten ilk defa hayatımda geliyorum. Bu bana gerçekten şu an terapi gibi geldi. Şu anda da zaten çok heyecanlıyım yani. Psikolojimin değişeceği için şu an çok mutluyum.